Yüksek Mimar Saadet Yüncü yaptığı açıklamada Architectural Association School ekibine katılan ilk Türk mimar olmanın kendisi için gurur verici olduğunu, daha da güzel bir seviyeye gelmek için çok çalıştığını söyledi. Dünyada artık teknolojik bir döngünün hakim olduğunu, gelişen teknolojinin üstüne bir şeyler koyarak yol almanın kişisel gelişime büyük katkı sunacağını ifade eden Yüncü, gençlerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti. Çalışmalarını ileri teknoloji üzerine kurduğunu ve bu kapsamda yol almaya gayret gösterdiğini anlatan Yüncü konuşmasına şöyle devam etti. İleri teknoloji üzerine yeni binalar gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bilimi takip etmeyi unutmamaları, bırakmamaları lazım. Yani ileri teknoloji zamanındayız. Değil bilgisayarlarımız, telefonlarımız. Artık kodlamalar hayatımıza girmeye başladı. Bunlar her alanda, mimarlıkta var, mühendislikte var. Her alanda bu kodlamayı artık hayatımızı adapte etmemiz lazım. Mesleğinizi geliştirirken kendinizi de geliştirmeyi unutmayın. Sosyal ve kişisel gelişiminize çok önem vermeleri gerekiyor. İleri mesleki başarının en büyük etkeni budur bence. Başarının sırrı bence de kişisel gelişimlerine önem vermeleri. Çok aktif olmaları gerekiyor hayatın her anlamında. Yüncü, Architectural Association tarafından Mars gezegenine en yakın yapıya sahip olan Ürdün'ün güney bölgesinde bulunan Vadi Rum Çölü'nde yapılan araştırma ve tasarım ekibi tarafından yürütülen yüzey ve mimari inceleme çalışmaları ile Asrın Projesi olarak nitelendirilen Asya-Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren İstanbul'daki Marmaray Metro Hattı çalışmalarında da yer aldığını aktardı. Daha önce yurt dışında çeşitli seminerlere katıldığını ve burada eğitimler aldığını aktaran Yüncü şöyle devam etti. Etkeni budur bence. Başarının sırrı bence de kişisel gelişimlerine önem vermeleri, çok aktif olmaları gerekiyor hayatın her anlamında. Uluslararası projelerde görev alıyorum. Mars'tan önce başka çalışmalarım da vardı Türkiye'de bir ilk olan. Uluslararası Mars Gezegeni Projesi'ne tasarım ekibine kabul edilen ilk Türk oldum. AA Visiting School'un Ürdün'de gerçekleştirdiği çalışmalara. Güzel çalışmalar hala devam ediyor. Üretimini gerçekleştiriyoruz. Daha önce Almanya'da ve İsviçre'de robot kullanmayı, kod yazmayı, yazılım yapmayı öğrendim. Dolayısıyla bu çalışmaya kabul edilmem de en büyük etken oldu.